baş hayvanlar seçimlerde oy kullanabiliyorlar mı Hasip? Maalesef kullanamıyorlar Cansu Hanım. Ayrıca onlara minik baş değil, küçük baş hayvan denir Cansu Hanım. Belki de yaşları tutmuyordur. Bu küçük kafa hayvanlarının 21 yıl yaşadıklarını hiç sanmıyorum Hasip. Bak ben diyorum ki seçmen yaşını ona düşürsek belki ölmeden oylarını kullanabilirler. Bakın Cansu Hanım, sorun seçmen yaşı değil efendim. Aa, Luna Park. Ay ne olur gidelim Hasip. Disneyland'dan beri dönme dolaba binmişliğim yoktu. Aman Sayın Başbayanım, ne yapıyorsunuz? Ama eğlenmek benim de hakkım. Şoför bey, sağda müsait bir yerde inebilir miyiz? Sana bir şey söyleyeyim mi Hasip? Ülkemizdeki Luna Parklar Amerika'daki ve Avrupa'daki Luna Parklarla rahatlıkla rekabet edebilecek düzeydeymiş. Allah bilir, bunlar da bizim iktidarımızın marifetidir. Aferin bana. Cansu Hanım, burası Luna Park değil efendim. Ne peki? Burası bir gecekondu mahallesi Sayın Başbayanım. Olsun, bir Luna Park kadar güzel ve eğlenceli görünüyor. Şuraya bak Hasip. Bu kadar güzel bir şeyi nasıl bir gecede kondurmuşlar değil mi? Aferin doğrusu. Dozer. Hadi gel gidip biraz hayatın tadını çıkartalım. Aman ne yapıyorsunuz Sayın Başbayanım? Böyle polissiz, korumasız tek başınıza gidemezsiniz oraya efendim. Neden? Orası da benim başbayanlık alanıma girmiyor mu? Evet, girdiği için gidemezsiniz zaten tek başınıza. Anladım. Aniden karşılarına çıkınca sevinçten çılgına dönüp saldırıya geçebilirler. Evet, aynen dediğiniz gibi saldırıya geçebilirler. Oh, ben alışkınım ama olsun. Çok heyecan verici. Ülkemde ilk kez bir zenci mahallesine giriyorum. Ay ne oldu size böyle Cansu Hanım? Harlem'deki günler aklıma geldi de. Ya ne günlerdi değil mi? Ya yani insanın ikinci vatanı gibisi yok. Yok. Bakın beni de ağlattınız şurada yani. Sana ne oluyor Hasip? Yoksa sen de mi Amerikalısın? Kimlerdensin? Yok efendim, ben aslında Tokatlıyım ama siz böyle şey yapınca ben de köyümü özledim yani. Gündem dışı ağlamakla çok zaman kaybettik. Very interesting. Bu kapının zili yok. Bazı evlerde zil olmayabilir Cansu Hanım. Böyle vurmanız gerekiyor. Ah, very excellent. Bunlardan biz de birer tane konutumuza taktıralım Dözer. Tamam, patlama geldim. Ben Cansu, memnun oldum. Ben de Şahmuz. Baba bak, haberler geldi. Haber vermeden geldiğim için çok sorry. Umarım bir randevunuz falan yoktur. Yok canım, yok. Öyle bir şey olmaz. Buyurun. Wow, dekorasyonu kime yaptırdınız? Yani eşyaları kim yerleştirdi? Bizim bey düzeltti. Çok değişik bir konseptiniz var. Tebrik ederim. Teşekkür ederim başbayan. Oturun. Dözer Bey, şu çocukları benim adıma biraz sever misin? Ah canlarım benim. Çok şeker şeylermiş. Allah bağışlasın. Sağ olun Cansu Hanım. Cümlemizin külü. Ne içersiniz Cansu Hanım? Ben çift zeytinli bir martini alayım. Ben de bir brandy rica edeyim. Ben çay içerim. Tabii. Hemen. Rica ederim. Ayakta kalmayın. Siz de oturun. Başlayın. Kendi evinizmiş gibi rahat edin. Eviniz çok güzelmiş. Geniş, rahat, yer havadar. Sayenizde. Bu daha bir şey değil benim sevgili vatandaşım.
şunu açık seçik ifade edeyim ki bundan sonraki seçimlerde de bize oy verirseniz daha havadar evlerde oturursunuz. Ya, öyle mi? Veririz başbayan. Bu martini nasıl bir şey ki? Ne çim ben şimdi gari? Bari ben şuna su doldursam. Şimdi biraz bunun içine limon sıkayım. Böyle. Buradan iyice karıştıralım. Zeytinleri, çift zeytin istemişti. Atalım. Rendeliyorum. Güzel olacak galiba mi? Karnım da acıktı valla. Oluyor oluyor valla. Kabarcık kabarcıklar çıkıyor. Yoğurt bir yana. Yok be. Yoğurt bozar bunu be. Karyolanıza ne oldu? Şey. Ha, anladım. Belinizde bir sağlık sorunu var. Ve doktorunuz sert bir yerde yatmanızı önerdi değil mi? Öyle de denebilir. Aynısı bana da olmuştu. Şimdi veri şükür iyiyim. Size Houston ve Mariel'ı tavsiye ederim. Ortopedisti çok iyidir. Martini yoksa ben Malibu alabilirim. İbhali her an her şey bulunmayabilir. Yok bu olmadı galiba be. Ulan ne yapacağım ben lan? Ulan biraz da kahve katayım be. Bol bol olsun. Ya olmuyor lan. Ulan cezasını katayım. Ulan biraz tutup katsam. Peki niye salonda yatıyorsunuz? Çünkü başka odamız... Böyle bir geleneğimiz mi var Hasret? Evet Sayın Başbayanım, Türk milletinin büyük bir bölümü salonda yatmaya bayılır. Ah ne hoş geleneklerimiz varmış. Malibu yoksa tekila da alabilirim. Heh, şimdi anladım. Uyurken yıldızları seyretmek için salonda yatıyorsunuz. Sizi uyanıklar sizi. Şuraya bir teleskop alsanıza. Baba bana teleskop alsana. Allah'ını durma. Bu yatsı konduları turizm açısından neden değerlendirmiyoruz Hasret? Hatta ihraç edebiliriz gibime geliyor. Tabii olabilir de Sayın Başbayanım. Yalnız yatsı kondu değil gece kondu olacak. Her neyse canım ne fark eder? Evinizde leopar mı besliyorsunuz? Ne leoparı? Başbayanım. Dozer sesi bu. Ay dozer ne iğrençsin sen. Gene kola içtin değil mi? Dur. Dur kardeşim. Dur ya dur. Ne yapıyorsunuz ya? Ya yapmayın kardeşim. İçeride başbayan var. Beni enteresan etmez kardeşim. Biz yıkım Emrah. İçeride başbayan da olsa yıkarız. Ya vallahi gerçekten içeride başbayan var ya. Ne yapıyorsunuz? Kadının başına yıkacaksınız evi. Yok ya. Boşaltacaksan boşaltacaksın. Yoksa biz yıkar geçeriz. Ya dur hemşerim dur. Dur yapma. Dur. Ya kardeşim kusura. Ya başbayan var içeride be. Ay. Bu gemi kaptanlarını tıpkı yazarlar gibi içeri tıktırmak lazım. Geçen sene bu durum aynen benim başıma geldi. Koca şilet vup deyip salonun ortasına kadar girdi. Artık evim yok. Aman sen de boş ver Allah aşkına. Evin mi var, derdin var.